Ben Nihal Kündün. Sınıf öğretmeniyim. Bugün sizlere Kara Kedi ve Üç Kız masalını anlatacağım. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Kalbur ile su taşıdım, sulayamadım bir bahçe bile. Buğday ektim, arpa bitti. Keçilerim sarpa gitti. Ne talihsiz insanmışım. Şu zemherinin soğuğunda ateş başımda bitti. Ne yapayım da avunayım derken fikrim aklıma yetti dilimde bu masala. Vakti zamanında bir padişahın birbirinden güzel üç kızı varmış. Bu kızlar o kadar güzel, o kadar güzelmiş ki ayın 14'ü gibi. Hal böyle olunca evlilik çağına geldiklerinde de güzellikleri dilden dile dolanır olmuş. Taliplerinin sayısı da artmış tabii. Ama bu kızların evlenmek gibi bir niyeti yokmuş. Onların küçüklüğünden beri merak ettikleri tek bir şey varmış. Saray bahçelerinin hemen yan tarafında bulunan kulübe eski mi eski, yıkık mı yıkık, dökük mü dökük bir kulübe orada kimin yaşadığını merak ederlermiş. Sultan anaları da müsaade etmezmiş ki gidip oraya bakmalarına. Bu kızların aklına bir gün bir fikir gelmiş. Hemen koşmuşlar babalarına bir top istemişler babaları bunu duyarda durur mu hemen çağırmış sarayın has kuyumcusunu yaptırmış altından bir top padişah babalarına teşekkür eden kızlar almışlar topu bahçeye oynamaya inmişler oynarlarken büyük sultan topu yandaki kulübenin bahçesine fırlatıvermiş topu alma bahanesiyle de peşinden gitmiş varmış kulübenin kapısına eliyle şöyle hafifçe bir ittirmiş. Kapı mencecik açılı vermiş. İçeriye süzülmüş Sultan. Birkaç adım atmış gördükleri karşısında gözleri fal taşı gibi açılmış. Burası kocaman bir saraymış. Ben diyeyim 100 odalı, siz diyin 1000 odalı. Altınlar, mücevherler, inciler, gümüşlerle kaplıymış her yer. Sultan bu güzellikleri seyrederken ayağının dibinde bir kara kedi belirivermiş. Hiç hoşlanmamış bu durumdan bizim sultan. Hızlı hızlı ilerlemiş, sarayın odalarını gezmeye başlamış. Odalardan birine girdiği zaman dışarıdan garip sesler geldiğini duymuş. Şöyle bir kulak kesilmiş, gök gürlüyor, yağmur yağıyormuş dışarıda. Adeta yer yerinden oynuyormuş. Korkmuş tabii bizim sultan koşarak terk etmiş orayı kendi sarayına varmış. Heyecanla kız kardeşleri onu beklemekte. Hemen anlatmış orada gördüklerini bir bir. Ama kara kediden hiç bahsetmemiş. Ertesi gün olmuş. Bu sefer toplarını alan kızlar tekrar bahçede oynamaya başlamışlar. Ortanca sultan topu kulübenin bahçesine doğru fırlatı vermiş ve gitmiş peşinden onu almak için varmış kulübenin kapısına eliyle şöyle hafifçe bir aralamış içeriye süzülü vermiş ablası gibi. İçerideki güzellikleri seyrederken ayağının dibinde beliri vermiş bir kara kedi. Ortanca Sultan'ın ödü koparmış kedilerden. Kaçarcasına çığlık kıyamet orayı terk etmiş. Varmış kendi sarayında kız kardeşlerine oranın ne kadar büyük bir saray olduğunu anlatmış. Ama kara kediden hiç bahsetmemiş. Üçüncü gün olmuş. Bu sefer kızlar yine toplarıyla bahçede oynarlarken küçük sultan attırıvermiş topu yan taraftaki kulübenin bahçesine. Almak için peşinden gitmiş. O da ablaları gibi gelmiş kulübenin kapısına şöyle eliyle hafifçe bir ittirmiş, içeriye girivermiş. İçerideki güzellikleri hayran hayran seyrederken Kara kedi ayağının dibinde belir vermiş. Küçük sultan eğilmiş, kediyi kucağına almış. Zümrüt gözlüm, ipek tüylüm, sen ne güzel şeysin böyle diye kediyi okşamış. Kediyle birlikte sarayı gezmeye başlamış. Ve bir aralık kapı görmüş. Eğilmiş o aralık kapıdan içeriye bir bakmış ki içeride bir sofra. Ama nasıl sofra? Üstünde yok yok Baklavalar, dolmalar, börekler, sarmalar. Bir kuş sütü eksikmiş diyeceğim, o bile varmış. Neyse, acıkmış da bizim küçük sultan oturmuş sofranın başına. Bir lokma kendine, bir lokma kediye. Bir lokma kendine, bir lokma kediye derken karnını bir güzel doyurmuş. Kalkmış, kediyi de almış kucağına, tekrar sarayın odalarını gezmeye başlamış e, haliyle o kadar odaya girmiş, çıkmış, yorulmuş. En son girdiği odalardan birinde bir yatak görmüş. Demiş ki ben şuraya bir kıvrılayım da birazcık dinleneyim. Uzanmış, gözleri kapanmış ve bir uykuya dalmış. O sırada kedi kucağından pat diye odanın ortasına atlayıvermiş. Bu sesi duyan küçük sultan aralamış gözlerini, kediyi seyretmeye başlamış. Masal bu ya. Kedi üç kere silkelenmiş, boylu poslu, yakışıklı mı yakışıklı bir delikanlıya dönüşü vermiş. Bunu gören küçük sultan fırlamış dikilmiş delikanlının karşısına. "Madem sen bir insandın, neden kedi kılığında dolanıyordun?" demiş. Delikanlı ona cevap vermiş. "Aslında ben bu sarayın sahibiyim. Vakti zamanında burada yaşayan kötü kalpli bir büyücü" beni bu hale getirdi. Gün içinde çok kısa bir süreliğine tekrar insana dönüşebiliyorum demiş. Küçük Sultan çok üzülmüş buna. Hemen bir hal çaresi düşünmeye başlamış. En iyisi demiş padişah babamdan gidelim yardım isteyelim. Dönmüş kendi sarayının yolunu tutmuş. Koridorda ilerlemeye başlamış. Odalardan birinin önüne geldiğinde içeriden bir ses duymuş. Bebek ağlıyormuş. Evet bebek ağlıyormuş içeride. Hemen açmış kapıyı içeri girmiş küçük sultan. Bakmış ki odada bir yatak. Yatağın üstünde uzanan bir kadın ama kadın dikenli gül dallarının arasında. Yatağın yanındaki beşikte de ağlayan bebek duruyormuş. Küçük sultan eğilmiş, bebeği kucağına almış, ipek tenini okşamış, ipek saçlarını okşamış, bebeği susturup yatağına bırakmış tekrar. Bu sefer dönmüş annesinin üzerindeki dikenli gül dallarını özene bezene temizlemiş. O sırada kadın gözlerini açmış, onu bu durumdan kurtardığı için bizim sultana teşekkür etmiş. Masal bu ya, dile benden ne dilersen demiş, o da bir peri kızıymış meğersem. Küçük sultan hemen delikanlının derdini anlatıvermiş bir çırpıda peri kızına peri kızı da hiç tasalanmayın demiş. Ve uzatmış bir tas şifalı su delikanlıya. Delikanlı bu suyu içmiş, derin bir oh çekmiş. Şimdi demiş peri kızı bundan sonra artık kediye dönüşmeyeceksin. Ve dönmüş beşikten bebeğini almış, puf, ortadan kayboluvermiş. Delikanlı da küçük sultana dönmüş. Sultanım demiş, sen beni bu dertten kurtardın ya. Sarayım da içindekiler de sana hediyemdir. Hem gönlümün sultanı hem de sarayımın sultanı olur musun demiş. Sultan bu teklifi kabul etmiş. Onlar ermiş muradına, darısı diğerlerinin başına. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın başına, biri siz dinleyenlerin başına, biri de Dünyadaki tüm iyi kalpli insanların başına olsun. Öğretmenler ses olacak.